Merhaba, saat 20. Dünya Ali, Selim Atalay, olanları ve olacakları ve de şu an olanı söyleyeceğiz. Ayrıca konuşuruz. Steve Bannon vardı, Trump'ın sağ radikal kolu, uçtu. Bannon artık yok ama etkileri var. Kore'den Çin'e kadar Çin'in etkileri var, Bannon'un etkileri var, ona bakacağız. Şimdi bir iç başlıklara bakalım bizim gündemden. Sonra dünya haline geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili soruları yanıtlarken Merkel'e de değindi. Ve Gümrük Birliği üzerinden işte Merkel'in açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı o konuya yorum yaptı. Dedi ki seçim için Türkiye'yi hırpalamaya çalışıyorlar. Almanya'da seçim var 25-26 Eylül'de. Ve Cumhurbaşkanı Almanya'da yaşayan gurbetçilere de seslendi ve sakın bir yanlışa düşüp bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratlar, ne Sosyal Demokratlar, ne de Yeşiller dedi. Mesaj verildi. Fırat Kalkanı ikinci adım için harekete geçildi. İddiaya göre operasyon İdlib'deki teröristleri temizlemeye ve Afrin'i PKK-YPG gibi terör unsurlarından arındırmaya yönelik olacak. Fırat Kalkanı 2. Ve servisten unutularak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü anaokulunu kapattı. Başbakan Yıldırım Alperen'in babasını aradı ve olayın failleri gereken cezayı alacak dedi. Türk müteahhitleri dünya rekoru kırdılar. Dünyanın en büyük 250 büyük müteahhitlik firması sıralamasında 46 Türk firması bu listeye girdi. Türk firmaları iş hacmi itibariyle Alman ve Japon firmalarını geride bırakmış durumdalar. Ve de Çin'den sonra dünya ikincisiler, ikincisi konumundalar. Bayan Merkel'in çıkışlarının bir sebebini de buna bağlamak mümkün. Ve büyük göç, bayram yaklaşıyor. Otobüsler, otobüs biletlerinin %80'i şimdiden tükendi. Uçaklarda da doluluk artıyor. Ve de hızla rezervasyonlar sürüyor. Dünya haline bakabiliriz. Bannon'un istifasını söyledik ya atıldı. Şimdi Versailles'de Trump'ın kulağına üfleyenlerden bir tanesiydi ve Türkiye hakkında tam ne üflediğini bilmiyorduk ama iyi şeyler üflemediğini düşünüyorduk. Onun için Bannon'un gitmesi bir haber. Asıl baka baka herhalde Trump yönetiminin tek aklı başında şahsiyeti olarak Savunma Bakanı Mattis kaldı. Mattis'in Türkiye'ye geleceğini açıkladı Pentagon. Bölge turu yapıyor Ürdün, Türkiye ve Ukrayna'ya gidecek. Bu ay sonunda diyor, bu ay sonu işte 18-19, 2 hafta kaldı. Ayın sonuna bir şey kalmadı. Bayram payını falan da alırsak işte yakında geliyor. Önce Ürdün'e gidecek, sonra Türkiye'ye gelecek. Tabii ki NATO müttefiki Türkiye'ye gelecek diye özellikle vurgu var. Pentagon onu unutmuyor. Unutmaması iyi bir şey. Sonra Pentagon açıklamasında vurgular var. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı Mattis ziyareti sırasında ABD'nin bir NATO müttefiki ve stratejik ortağı olarak Türkiye'ye duyduğu sarsılmaz bağlılığı teyit edecek. Bunu lafta duyuyoruz da icraat konusundaki büyük sıkıntıları herhalde Mattis de biliyor. NATO müttefiki evet, stratejik ortak evet ama nasıl stratejik ortaklık diye bir sürü sorumuz var tabii ki. Sonra devam ediyor Pentagon açıklaması. Bölgesel istikrarı ilerletme yönündeki çabalara da katkı konusunda Mattis görüşmeler yapacak işbirliği konusunda. Tamam, Türkiye her zaman bölgesel işbirliğinden ve bölgesel istikrardan yana. Ama orada tekrar maşalar falan var, onu ne yapacağız? Oraya da değinmişler. Türkiye'nin PKK ile mücadele de dahil Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarına destek verme yollarını Mattis araştıracak. PKK ve başka isim de olsa aynı çizgideki diğer terör örgütleri. Onu da biz şimdiden söyleyelim. Duyacaktır. Bilmemesine imkan yok. Gidişattan memnun değiliz. Fırat Kalkanı 2'nin de açıklanması tabii ki tesadüf değil. Onun için herkese mesaj. Sonra Barcelona'yı daha tamamlamamışken Finlandiya'nın Turku
kenti Helsinki dışında önemli kayda geçen kaydede değer kentlerden bir tanesidir. Orada 3 silahlı şahsın tekbir getirerek kentin ana meydanında bıçakla saldırıya başladıkları, bir tanesinin yaralı olarak polis tarafından ele geçirildiği, kurşunlanarak öyle ele geçirildiği, diğerlerinin kaçtığı, arandığı ve saldırıda bir ölü, 8 yaralı olduğu yolundaki bilgi. Henüz ayrıntılar devam ediyor. İşte sivillere yönelik saldırı ve bıçakla kentin ana meydanında, fazla kalabalık da bir yer değil. Kent olarak da küçük bir yerdir. Barcelona saldırısı sonrası bu da olay yerinden son görüntüler. Aslında bu görüntüler de bu en az Barcelona kadar. Barcelona nasıl Avrupa'yı sarstıysa Finlandiya'yı en azından sarsacak çok önemli bir olay. Finlandiya'da terör eylemi biraz epeydir görünmemişti. Şimdi böyle bir saldırı Finlandiya'yı da sarsacak önemli bir durum. Aynı zamanda dün Barcelona eyleminin başka eylemleri tetiklemesi, başka saldırıları tetiklemesi ihtimalinden bahsetmiştik. Maalesef oluyor. Bir de Almanya'da bıçaklı yaralama var ama ona adi olay denmekte belirsiz. Orada da durum sürüyor. Tel Afer'deki durum, Irak ordusunun kenti kuşattığı ve daha hala hem saldırıya geçmediler fakat hala hikayesini falan anlatıyorlar. Orada bir PR kampanyası var. Onun için gördük. Henüz bir şey yok. Fakat Şii milislerle birlikte Irak ordusunun Tel Afer'e yönelik operasyonu başlayacak. Kenti DAEŞ işgalinde sayıyorlar. Sivillerin DAEŞ'a destek verdiğini düşünüyorlar ve kötü katliam gelişmeleri olabilir diye endişeyle izlemekteyiz. Hem Irak ordusu hem Şii milisler ve de başkomutanın, başbakan İbadi'nin emrine bekliyorlarmış. Öyle bir durum. Neyse, orası fazla, orayı izlemekteyiz. Bu arada Suriye'de de Rus ordusunun hava kuvvetleriyle Şam ordusuna destek vererek İdlib'de bazı bir yeri almaya çalıştığı Deir ez-Zor'a doğru gidiyorlar. Bir de o var. Deir ez-Zor'a da ayrıca bakmamız gerekecek geniş bir zamanda. Bu hanımefendi bir eyalet senatörü, eyaletlerin de ayrıca senatörleri var. Missouri senatörü Maria Chappell Nadal tweet atmış. Trump'a suikast yapılmalı. Umarım Trump'a suikast yapılır. Şimdi sokaktaki adam yaparsa tamam da senatör seçilmiş, işte siyah bir senatör, demokrat diğer partiden ve artık Donald Trump'a suikast açıkça konuşuluyor. Hakkında soruşturma başlatıldı. Hemen tweet'i sildi. Son gelişmelerden etkilendim dedi. Siyasilerin bile dengesi ve rotası sapıtmış durumda. Amerika'da ciddi bir psikolojik çöküş var. Onu görmekteyiz. Bu arada çöküşten Donald Trump zaten o çökmüştü. Sürekli devam ediyor. Barcelona saldırısı üzerinde tweetler attı. Filipinler'deki hikayeyi herhalde artık herkes konuştu. Filipinler'de olmayan bir hikayeyi hala dillendiriyor. 100 yıl önceki bir durum. Şimdi de radikal İslamcı terörizm bütün gerekli yollar kullanılarak durdurulmalıdır diye bir şey yazdı. Bu radikal İslamcı terörizm meselesine çok takmış durumda. Aynı hassasiyeti radikal beyaz terörizmi ya da beyaz ırkçıların terörizmine göstermiyor. O da dikkati çekti. Ama özellikle bir dış mesele bulup onun üzerine atlayıp sonra ondan işte gündem köpürtüp gündemi değiştirme çabası var. Bu o şekilde, fakat ilginçtir. Bu her ne yol ise ya da bütün gerekli bütün yollar kullanılarak, mümkün olan bütün yollar kullanılarak vurgusu aslında Amerikan siyasi literatürüne bir Müslüman lider Malcolm X tarafından sokulmuştur. Malcolm X'in sözünü kullanarak Donald Trump'ın İslam terörizmi diye vurgu yapması daha da ilginç. Malcolm X'in vurgusu daha farklıydı ama şöyle, Donald Trump şimdi bizde içeride saldırı yok diye övünüyor. Bir başarı olarak, bakın ben önledim, sınırları kapattım diye bakacağız. Sonra Katarlı hacıların Suudi Arabistan'a gitmesi meselesi var. Katar diyor ki hacıların
güvenliğinden endişeliyim. Çünkü Suudi Arabistan'da aşırı bir Katar karşıtlığı var ve bu yüzden hacıların güvenliğini Suudi Arabistan'a tevdi ediyoruz. Onlar sorumlular, haberleri olsun şeklinde bir vurgu Katar Dışişleri Bakanı'ndan. Çünkü hayli Katar karşıtlığını Suudi medyası tırmandırmış durumda. Böyle bir ortamda şimdilik 100 kişi sınırdan geçti deniyor. Katarlı hacılar gerilim falan, hac mevsimi biz de izliyoruz. Şimdi büyük resme bakabiliriz. Barcelona adım adım gelişti fakat son zamanlarda görmediğimiz karmaşık bir yapıyla kapsamlı, koordineli ve epey önceden planlanmış bir terör eylemi olduğu anlaşıldı. Yani işte Finlandiya'daki de terör eylemi, o da anlaşılıyor ama Barcelona'ya ayrıca bir bakmamız gerekiyor çünkü hem Barcelona başka benzer saldırıların da habercisi olabilir. Bir de kullanılan yöntemler değişmiş durumda. Başka bir yapı var. Onu azıcık incelemek gerekiyor. 12 militandan oluşan, en az 12 militandan oluşan ve FAS kökenlilerin oluşturduğu bir hücre. DAEŞ uzantısı, DAEŞ sempatizanı. Böyle bir hücre. İki ayrı saldırı var. Bu çok ilginç. Sırf Barcelona değil, Barcelona yakınında fazla dikkati çekmeyen Cambrils'de de bir saldırı oldu. İki ayrı saldırı var. Korneli. Daha büyük bir saldırıya başka şekilde hazırlanıyorlarmış. Dün kısmen anlattık. Ona da değineceğiz. Sonra neden Barcelona hedef seçildi diye bir başlık verelim. Ona da sonra bakacağız. Tam 34 ülkenin vatandaşı o caddede öldü ya da yaralandı. Bundan daha uluslararası, bundan daha kapsamlı bir saldırı DAEŞ yaptı mı yapmadı mı karşılaştırmak lazım ama işte Nice, Fransa, Londra, o saldırılar hep yerel vatandaşlara, İngiliz vatandaşlarına, Fransız vatandaşlarına. Bu resmen bir uluslararası saldırı. 34 ülke Türk vatandaşı da var. Onu da biliyoruz. Sonra 13 ölü deniyor. 13 ölü, evet, şu an Barcelona'da, fakat bir ölü de dediğimiz gibi Cambrils'de. 14 ölü, iki ayrı saldırı demiştik, 14 ölü ve yüzden fazla yaralı. Ayrıntılar geliyor. Sonra 5 terörist ölü. Polis 5 teröristi vurdu. O yine Cambria olayı, Cambrils olayı. Diğeri de hala. Önce bu şahsın fotoğrafı dolaşmıştı. Kimliği minibüste, kiralanan saldırı minibüsünde bulundu diye. Bunu saldırgan olamayabileceğini, olmayabileceğini yayında herhalde yeteri kadar vurguladık. Çünkü bu şahıs gitti polise, dedi ki benim kimliğim çalınmıştı. Kendi fotoğrafımı medyada gördüm, geldim teslim oldum. Bunu da gözaltına aldılar. Asıl minibüsü kullanan teröristin bu şahıs olduğu ve kardeşi olduğu anlaşılıyor. 18 yaşındaki Musa Ukebir, yine Fas kökenli. Bu abi İdris, pasaportunun çalındığını ya da işte kimin kaybolduğunu söyleyen şahıs. Ve de bu gözaltında bu aranıyor ya da belki o ölen 5 teröristten bir tanesi, ona henüz emin değil İspanyol polisi. Kağıt üzerinde Barcelona'nın ana caddesinde girişilen bir saldırı. Hayır değil. Öncesi var. Kapsamlı, çok daha haince bir saldırıyı planlamışlar. Ve onun için olay yeri Alcanar. Alcanar Barcelona'ya şöyle böyle işte 200 kilometre falan mesafede bir kent, kıyı kenti. Alcanar'da çarşamba gecesi bir evde patlama yaşanıyor. İtfaiye, polis gidiyor. Araştırma veya işte söndürme yapmaya çalışırlarken bir patlama daha ve de ev yerle bir enkazın altında çok sayıda tüp gaz, LPG tüpü ortaya çıkıyor. Ve o noktada polis vaziyete açıkçası uyanamıyor. Yani bu
çok sayıda tüpün normal bir evde ne işe yaradığını o noktada çözemiyorlar. Şimdi parçaları birleştirince asıl bu hücrenin bu tüpleri kullanarak büyük bir bomba yapıp bu bombayı muhtemelen minibüse yükleyip bu bombayla bir eylem yapmaya çalıştığı düşünülmekte. Yani o patlama muhtemelen çarşamba gecesi yaşanan bomba yapımı sırasında patladı diye düşünülüyor. Muhtemelen o patlama sonrası bu saldırı öne alındı veya hızlandırıldı ve bu saldırıyı o patlamanın üzerine telaşla gerçekleştirdiler. Çünkü çarşamba gecesi bu. Sonra geliyoruz perşembe günü Barcelona'ya. Türkiye saatiyle 17.50. Barcelona'da normal bir akşam üzeri turistler ana cadde, en işlek ana cadde ve orada hızla yolda ilerleyip hızlanan sonra da kaldırıma çıkarak yayaları hedef alan minibüs. Burada katliamın büyük çoğunluğu burada. Fakat olay orada bitmiyor. Yani işte minibüsün olabildiğince çok hasarlı. Bu da İspanya medyasında dolaştı. El País'in görüntüleri. Bakın arkadan bir minibüs geçiyor. İşte bu saldırı anı. Burası bir mekan. Onun güvenlik kamerası şaşkınlıkla insanlar orada dolaşırken o hızla giden ve insanları ezmeye başlayan minibüsün şu an İspanya'daki tek görüntüsü bu. El País'e de teşekkür ederim bu şekilde. Hangi noktada olduğunu tam bilmiyoruz ama işte cadde ve o seslere veya işte sokaktaki gürültüye insanlar cama doğru yöneliyorlar, balkona doğru yöneliyorlar ve o anda katliam zaten başlamış. Sesler ve tek şu an görüntü o. Belki başka, mutlaka başka güvenlik kamerası görüntüleri de vardır ama onlar henüz yayılmadı. Bir tek bu var elde. Hız anlaşılabilir, minibüsün hızı ve de işte kaçışan kaçışamayan yayalar orada. Sonra bu saldırının şaşkınlığı sürerken bundan yaklaşık bir saat sonra VİK tarafında 19.30'da bir başka beyaz veya beyaz değil de bir başka minibüs bulundu. Bunu da dün parçalar arasında görmüştük fakat anlam verememiştik. Bir minibüs bulundu. O minibüsün kaçış minibüsü olabileceği düşünülüyor. Ya da burada bombaları yüklemeye düşündükleri ama patladığı için işlevsiz kalan minibüs oydu. Yani belki saldırıda iki minibüs kullanılıyordu. Ya da kaçış minibüsü diyorlar ama DAEŞ'in genellikle kaçmak üzere saldırmadığı da biliniyor ama hücre büyük. Çok fazla, çok sayıda terörist ortaklaşa iş yapıyor. Onun için onların bir kısmı o minibüsü kullanmışlar. VİK'ten nasıl Barcelona'ya geldiler? Orası henüz net değil. Sonra bir saat veya aynı saatlerde yine 17 düzeltiyorum. Bir saat sonra Saint Just Desvengi'de odası da Barcelona'ya çok yakın bir nokta. Orada başka bir durum. Bunu da yayın sırasında konuştuk ama tekrar birbirinden farklı olay noktalarda farklı olaylar yaşanıyor. Bunların bağlantısını bilemiyoruz ama hepsi sanki koordineli bir terör saldırısı gibi duruyor idi. Onu teyit ediyor. Desvengi'de bir kişi bıçaklı saldırı sonucu ölüyor. Aynı zamanda bir araç iki polis memurunun yolu kesmesi sırasında iki polis memuruna çarpıyor. Olayın hala esrarı sürüyor. Bıçakla öldürülen şahıs kimdi? Yoksa iki polisi vurup iki polise çarpıp ondan sonra bıçaklı saldırı olan bir başka tim mi? Ya da bir başka terörist mi buradaydı? O henüz bilmiyor ama ek zamanlı olarak bir başka saldırı. Bakınca Barcelona'dan şöyle işte 100 kilometre, 150 kilometre o tarafa, 150 kilometre bu tarafa ya da 100 kilometre, 200 kilometrelik bir çap içinde bu kadar saldırı ve vukuat var. İlgi çeken durum bu. Sonra Barcelona saldırısından 8 saat sonra, yerel saatte gece yarısı 1, artık herkes yorulmuş, bıkmış ve perişan olmuş durumda iken Türkiye saatiyle 02'de
Cambridge'de yeni bir saldırı. Bir otomobilde 5 tane militan var. Bu militanlar, bu da onlardan bir tanesinin vurulma anı. Bu militanlar araçlarıyla gelip Cambridge'de hala kaldırımda olan, burası olay yeri, kaldırımda olan yayalara çarpıyorlar. Sonra araçları ters dönüyor ve en sonunda polis aracına da çarpıyorlar. Polis aracına çarptıktan sonra araçları ters dönüyor. İçinden çıkan 5 kişinin üzerinde bomba süsü verilmiş, bombalı yelek süsü verilmiş yelekler var. Ellerinde bıçak da vardı deniyor. Bu elinde bıçak olduğu söylenen şahıs, sağ tarafta polis, sol tarafta şahıs. Sesi herhalde duyuluyor mu? I don't give a f- siyah sesleri ve şahıslar. Burada 4 militan bir polis tarafından öldürülüyor. 5. kaçıyor. Kaçarken bir kadını yaralayıp bıçakla öldürmeyi başarıyor. Buradaki toplam sayı 5 saldırgan ölü şekilde görüldüğü gibi. Aynı zamanda bir sivil ölü, 6'sı da yaralı. Onlar da tekrar araçlı saldırı. Bu da günün ikinci saldırısıydı. Gece yarısı 1 olmasına rağmen orası sayfiye yeri, tatil yeri, herkes sokaklarda. Cambridge'deki saldırı ve Cambridge'deki saldırının şans eseri engellenmesi. Çünkü polislerin silahlarını kullanması dışında başka bir seçenek de yok. O saldırının boyutları bu. Peki ne oluyor? Şöyle, Barcelona ana caddede kamyonu kullanan hala saldırgan Musa'nın hala kayıp olduğu bildiriliyor ve arandığı bildiriliyor. Fakat bir teoriye göre de Musa o Cambridge'de öldürülen 5 teröristten bir tanesi olabilir. Onu henüz açıklamadılar. Ama şu an itibariyle kayıp. Sürücü kayıp. Diğeri abisi gözaltında. Gözaltında 20'den fazla kişi var deniyor. Artık her yakın çevreyi de almışlar anlaşılan. Cambridge'deki bir ölü, 6 yaralıyı söyledik. Böyle kapsamlı bir durum ve Barcelona odaklı olarak. Peki Barcelona'da ne var? Niye Barcelona? Şimdi bir de ona bakalım. Şimdi Barcelona. Neden Barcelona? 34 ülkeden turistin olduğu ve öldüğü ya da yaralandığı tek bir minibüsle, deminki haritayı hatırlıyoruz. Bu biraz daha barışçı bir sahne. Şöyle, geçen 14 Temmuz Fransa'dan başlarsak, Nice'den başlarsak, Nice, Berlin, Noel Pazarı, Londra, Westminster Köprüsü ve civarı, daha da sürdürebilirlerdi katliamı ama orada İngiliz silahlı polisin olay yerine çabuk gelmesi durdurdu. Sonra Stockholm, hemen Londra'nın arkasından da otomobille ya da bir kamyonla 5 kişi ölmüştü ve Barcelona. Bakınca Nice, Berlin, Londra, Stockholm, Barcelona, Avrupa'nın önemli başkentleri, önemli turistik kentleri hatta. Nice öyle, Berlin, Londra, Barcelona öyle. Şimdi şöyle, Ekim ayında Daesh'in yayın organlarından bir tanesine, bu Daesh'in yayınladığı görüntüler ve medya aslında antiterör uzmanlarının yakın ilgisini çekiyor. Çünkü orada işaretler olduğu düşünülüyor. Ekim ayında Daesh'in bir neşriyatı, dergisi vesairesi bir şeyi. Orada 4 tane resim, 4 tane yerin, mekanın resmi vardı dermekte. Bir tanesi Colosseum, Roma'daki Colosseum. Diğeri New York'taki Hürriyet, Özgürlük Anıtı. Diğeri Londra, Big Ben. Diğeri de Barcelona'nın sembolü, o kilise, Sagrada Familia.
Ekim'de bu yayınlandı. Mart'ta Londra saldırısı yapıldı. Şimdi de Barcelona. Ne kaldı? İtalya Colosseum, Roma ve New York Hürriyet Heykeli. Bir işaret bu. Sonra niye Barcelona'ya gelince? Barcelona çünkü deniyor göç, dışarıdan gelen göçmenlerin en çok odaklandığı, en çok yaşadığı ve İspanya'nın başka yerlerinde işte genellikle Müslüman topluluklar yokken Barcelona çevresinde çokça var. Özellikle işte Fas ve diğer Kuzey Afrika ülkelerinden gelenler ve burada ikinci kuşak göçmenler yoğun biçimde. İspanya'nın başka yerinde ikinci kuşak bulunmaz. Bunlar ikinci kuşak olarak Barcelona çevresine yoğunlaşmış durumdalar. O haritadan da Barcelona'nın çevresindeki 200 kilometrelik alanda ve Fas kökenli en az 12 kişilik hücre, en az 20 kişi gözaltına alınmış durumda. Bunlar da o coğrafyayı ve demografik yapıyı tutturuyor. Sonra bunların hepsinin İspanya'da oturma izni olan ya da İspanya vatandaşı olan ve de İspanya'yı bilenler olduğu düşünülmekte. Bu neden önemli? Şimdiye kadar hep işte Irak'tan, Suriye'den Avrupa'ya gelen DAEŞ'liler, yok öyle bir şey. Henüz daha onların hiçbiri, bildiğimiz terör eylemlerinin hiçbirinde Irak ve Suriye'den gelenler yok. Ha, onlar da olabilir mi? Olabilir. Fakat belki kısmen Paris ve Brüksel saldırılarında kısmen vardı. Fakat bu son saldırılarda hiçbiri Irak, Suriye falan kökenli değil. Bunlar hatta çoğu bilinmeyen, polisin radarında olmayan şahıslar. Sonra İspanya'nın şimdiye kadar terör eylemine fazla hedef olmamasını İspanyol polisinin bir stratejisine bağlıyorlardı. İspanyol polisi deniyordu ki ilk gördüğü işarette kişiyi içeri alıp sorgular ya da gerekirse hapse atar. Mesela İngiliz polisi deniyor, biraz daha bekliyor harekete geçmesini, biraz daha pazarlanmasını. Onlar izlemeyi biraz daha sürdürüyorlar. Sonra da ellerinden kaçırıyorlar. O da ayrı da. İspanya polisi şimdiye dek en ufak bir işarette şahsı militanı alıp veya terörle suçlayıp ondan sonra en şiddetli şekilde cezalandırma yoluna gidiyordu. Fakat bir şey bir yerde eksik ya da bir şey bir yerde işlemedi ve demek ki herkesi izleyemiyorlar. Demek ki herkesi gözaltına alamıyorlar. Bu da onu gösteriyor. Sonra işte DAEŞ'e gidenler, İspanya'dan DAEŞ'e giden yalnızca 200 küsur militan vardı denmekte. O yüzden onlar daha geri gelmedi ya da geldilerse de bunlar değil. Onu düşünebiliyoruz. Sonra bu öngörülebilir miydi, bilinebilir miydi diye malum soru. Orada da İspanya medyası yazdı. CIA, Amerikan istihbaratı 2 ay önce Katalonya polisine, hem de Barcelona'nın polisine, Barcelona'ya yönelik bir saldırı olabilir. Hatta Las Ramblas'a dikkat edin demiş. Bunu İspanyol medyası söylüyor. Peki nereden biliyorlar? Nereden bildikleri yok. Fakat Haziran ayında uyarı gelmişti deniyor. Eminiz Las Ramblas'ta çok sayıda polis, sivil ve diğer çabayla izleme ve gözetleme vardı. Ama tekrar yolda giden bir aracın bu şekilde kullanılması bütün hesapları değiştiriyor. Buna karşı henüz bir çare yok. Peki bir de bu işin Katalan bağımsızlığıyla ilgisi, Katalan yönetimi hayır, bağımsızlık oylaması olacak diye tekrar ısrardalar. Başbakan Rajoy'la sürtüşmeleri sürüyor. Rajoy'un mesajı var. Rajoy dedi ki Katalanlara bir ekip olarak, bir takım olarak birlikte çalışmamız gerekiyor. Terör ortak tehlikedir. Onun için ayrılığı terör tetikler ve destekler. Siz ayrılmayın, yanımızda durun, birlikte olalım dedi. Rajoy terör ancak ve ancak kurumsal birlikle yenilebilir dedi. O da bir önemli mesaj. Ve de polis güçlerinin işbirliğiyle işte Katalan polisi vesaire, görüntüde İspanya Kralı ve İspanya Başbakanı'nı görüyoruz işte bugünkü anma ve töreninde. Ve de Rajoy'un bu mesajı, birlik ve beraberlik mesajı nasıl etki yaptı? Katalanlar diyor ki
Avrupa'da saldırıya uğrayan tek ülke, tek şehir biz değiliz. Bu da Katalanların savunması. Sonra bütün bu sevimsiz hikayeleri bir dramatik notla kapatalım. Burası evet aynı zamanda oradaki olay yerinin artık sembolü haline geldi. Bu Barcelona'da Las Ramblas'ta ünlü bir İspanyol sanatçı, modern sanatçı Juan Miró'nun mozaiği. Juan Miró 1970'lerde ya da 80'lerin başında Barcelona'ya, Barcelona'nın sanatçısıdır, 3 tane büyük sembol bırakmıştı. Bir tanesi işte Barcelona Havaalanı'na girişte büyük bir mozaik vardır o. İkincisi bu, bir de bir kuş kadın falan heykeli vardır. Her biri işte o havadan gelenlere Barcelona'ya merhaba der. Bu işte denizden gelenlere, burası çünkü denize açılıyor. Denizden gelenlere Barcelona'nın hoş geldiniz amblemidir. Öbür kuş kadın falan o heykel de karayoluyla gelenlerin amblemidir, sembolüdür. Fakat trajik şekilde o kamyon tam veya minibüs orada durdu. Son noktası orasıydı ve orası şimdi işte çiçekler falanla bir merkez haline geldi. Ama en azından işte sanat, günlük yaşam devam ediyor diyelim. Sonraki hikayeye bakalım. Bayan Merkel'le meselemiz var. Almanya seçiminin eninde sonunda Türkiye konusuna geleceğini biliyorduk. Gerek yoktu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şeyi söyledi. Fakat işaretleri de vardı. İster istemez Merkel ve de diğerleri, daha da ilginç, Sosyal Demokrat Lider Martin Schulz ayrıca sözümüz var, bunu bir Türkiye meselesi haline getirdiler. Çünkü Merkel mülteciler yüzünden ağır baskı altında, mülteciler politikasını elini yüzüne bulaştırdın diye tepki var. Doğu Almanya tarafına gidemiyor. Doğu Almanya'da geçen önceki gün miting yapmaya çalıştı. Orada ıslıklandı, yuhalandı ve benim başbakanım değilsin diye pankart açtılar. Almanya'da benim başbakanım değilsin diyen pankart hiç aklımıza gelmezdi. Nereden buluyorlar böyle dahi yani sloganları? Nasıl bir zekadır bu? Benim başbakanım değilsin. Almanya'da Merkel'e söyleniyor. O da onları azarladı falan. Altta kalmıyor. Ve bugün var. Diyor ki Doğu Almanya'daki, artık Doğu Almanya diyorlar. Yani ülkenin doğusu falan değil. Doğu Almanya'ya da gideceğim. Seçim mitingleri yapacağım falan diye. Fakat orada da muhalefet daha güçlü ve mültecilere yönelik tepki, Merkel'e yönelik, Merkel'in politikasına yönelik tepki şeklinde dönüyor. Ne parti, hangi parti kaldı? AfD fena değil. AfD de faşist, yabancı düşmanı ama daha ayrışma sağlaması için mesela AfD iyi bir siyasi tercih. Martin Schulz'a gelelim. Şimdi Merkel'in işte %50 falan filan cevabını aldı. Merkel'e karşı olan %40 var. %60 var. Merkel'in o %39. Merkel'in tek başına oyu 35'lerde. Diğer CDU, CSU'yu birlikte sayıyorlar. Dolayısıyla %30'luk bir liderden bahsediyoruz. Ve en iyi ihtimalle yapabileceği iş seçimden sonra kazanacak gibi görünüyor. Merkel'in yapacağı iş Hür Demokratlarla koalisyon. Yani bundan sonra bir koalisyona bakıyoruz ama onun hakkında da yorumlar çıktı. Vaktimiz de az ama Almanya'nın da Avrupa Birliği'nin de aleyhine bir koalisyon olacak. Bu kötü haber diyen yorumlar başladı. Hür Demokratlarla Merkel'in koalisyonu hem Almanya'ya zarar hem Avrupa Birliği'ne zarar diye. Onu orada bırakıyoruz. Bugünkü karşılıklı demeçlerden sonra Schulz'un bir Twitter mesajı var. Çok rahatsız edici. Özgür ve demokratik Türkiye için savaşanlara, bu kelime çok trajik ve yanlış, savaşanlara daha çok desteğimizi daha da artırmamız gerekiyor ya da onların daha da yanındayız falan filan. Şimdi savaş terimini kullanması, savaş terimini bültenin başında birisi daha kullandı. Amerikan Savunma Bakanı Mattis kullandı. PKK ile savaştan bahsetti. Türkiye'nin kimle savaşmakta olduğu belli. Türkiye ile kimin savaştığı da belli.
karşımızda bizle savaşanları destekliyor. Diğer tarafı kabul etmiyoruz. Fight diyor. Fight dediğin zaman savaştır. Savaş dediğin zaman Türkiye'nin kimle savaştığı belli. Türkiye'ye kimin silah çektiği belli. Ve destekçisini de görüyoruz. Bu tweet'i sil Mr. Schulz, Herr Schulz. Cuma'nın gelişini Perşembe'den anlatacaktık ama fırsat olmadı. Benim kalır mı gider mi falan diye güzel bir sunumumuz vardı dün itibariyle ama Barcelona her şeyi bozdu. Benim önemli bir kişiydi. Trump'ı yönlendiren, Trump'ın kulağına üfleyen, fısıldayan ve Trump'ın da onu tekrarladığı bir şahıstı. Medyacıydı. Hatta biyografisiyle bizim CV'yi karşılaştırdık. Aynı diye hafif dalga geçmiştik. Aynı hikaye devam ediyor. Bannon atıldı. Bannon atıldı. Demek ki işte son sözleri etkili oldu. Son sözleri neydi? Son sözleri çok önemliydi. Çünkü Kuzey Kore konusunda ve de Çin konusunda Bannon çok önemli ifşaatlarda bulunmuştu. Özellikle Kuzey Kore konusunda Bannon bir gazeteciye işte isteyerek ya da istemeyerek aslında ama kayda almışlar. Orada söylediği laflar hayli önemli. Çünkü ne diyordu? Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine bir askeri çözüm olamaz. Ta ki Kuzey Kore'nin bu tehdit denklemini birisi çözene kadar ve de çatışma başlar da ilk 30 dakikada Seul'de 10 milyon kişinin öleceğini göz önüne alarak kimse Kore ile savaşamaz. Onun için bizi orada köşeye sıkıştırdılar demişti. Çok ilginç şekilde Trump yönetiminin içinden bir ses diyor ki savaşamayız çünkü Seul'ü dümdüz ederler. Evet biliniyordu ama bunun Beyaz Saray içinde bu kadar konuşulduğu ya da düşünüldüğünü bilmiyorduk. Bannon'dan düşündüğünü bilmiyorduk. Bunu söylemişti. Ha şimdi Bannon'u attılar. Ne oldu? Bannon'u attılar ama Tillerson duruyor. Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yeni demeci var. Bannon'un demecinin üstüne. Diyor ki Washington Kuzey Kore'ye karşı kuvvet kullanmaya hazırdır. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın sözü. Aynı zamanda Mattis'te de ortak yazımız vardı diye ona atıfta bulunuyor. Askeri olarak hazırız diyor. Müttefiklerimizle hazırız diyor. Ve de gerekirse karşılık veririz. Bunu Amerikan Dışişleri Bakanı söylüyor. Dolayısıyla Kim belki Panda, Çekin Panda Kim belki biraz umutlanmıştı Bannon'un sözlerinden ama Tillerson hem bunu teyit etti hem de Bannon'un artık olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bir rahatsızlık hissedip geceleri uykusunu kaybedebilir. Başka sorun Güney Kore'de. Güney Kore Devlet Başkanı hala savaşmayın, savaş istemiyoruz, bize sorun falan filan diyor. Hava pek öyle değil. Donald Trump'ın hala askeri seçeneği elinde tuttuğunu biliyoruz. Bannon gitti. Dolayısıyla Kuzey Kore denklemi yeni bir boyut kazandı. Tillerson'ın gerekirse askeri güç kullanırız lafı artık gündeme geldi. Bakacağız. Şimdi Bannon'ın dün söyledikleri veya işte önceki gün söylediği bir şey daha vardı. Bu canım biliyorduk falan filan denebilir. Fakat ilk kez Beyaz Saray resmen Çin'le bir askeri olmasa bile ekonomik savaş içinde olduğunu teyit etti. Bu yakıştırılıyordu, stratejistler söylüyordu, falcılar söylüyordu ama hiçbir zaman Amerikan yönetimi kalkıp evet böyle böyle dememişti. İlk kez Bannon bir stratejist Beyaz Saray'da Trump'ın kulağına üfleyen birisi Çin ile ekonomik savaştayız dedi. Bu savaş bizim için en önemli ve en öncelikli konudur demişti.
deliler gibi bu savaşa odaklanmalıyız demişti. Ve de bu savaşı kaybediyoruz demişti. Çin aldı götürüyor ve biz gerideyiz. Onun için bunu telafi etmek için savaşa devam. Ve bu yolda gidersek 5-10 yılda kaybederiz diyor. Ve ben görüşü 20-25 yıllık bir süreçte dünyada bir tek hegemon, egemen güç kalacak, süper güç kalacak. Ve o güç ya Çin olacak ya biz olacak idi. Şimdi bu yolda gidersek de onlar kazanır diyor. Şimdi Bannon gitti ama bu strateji ya da bu bakış açısı ne kadar geçerli, hala geçerli mi? Trump'ın hala bunu benimsediğini şuradan söyleyebiliriz. Çünkü işte daha hafta başında Çin'e yaptırımlar falan diye bir yola girdi. Çin'i kızdırdı bu. Kuzey Kore gürültüsü içinde vazgeçti. İşte iç çatışma var. Beyaz Saray'ın içinde herkes aynı kafadan bir şey söylüyor gibi bir durum da vardı. Trump'ın kulağına kim üfleyecek bundan sonra? O birinci soru. İkinci soru, Çin'le savaş stratejisi ne durumda? Kore'yi kısmen Tillerson toparladı ama bu Çin'le savaş meselesini kim toparlayacak? Bakacağız, izleyeceğiz. Yunanistan. Yunan Cumhurbaşkanı böyle arada sırada Türkiye'ye bulaşırdı. Bu kez ilginç şekilde Almanya'ya bulaşmış demeci var, dikkatimizi çekti. Bu Yunanistan ve bütün dünyanın uzun süre unuttuğu ve son krizden bu yana işte Yunan krizi üzerine Almanya'yla da gerilim başlayınca Yunanların da aklına gelen bir konu var. Nazi Almanya'sının işgaline uğramıştık. Bunu savaş biteli işte 50-60 yıl, 70 yıl hiç kimse karıştırmadı. Krizde para, pul falan Almanya ipleri ele alınca Yunanistan bir kere bunu hatırlamıştı. Şimdi Yunan Cumhurbaşkanı diyor ki bu konuda haklıyız. Bu konuda çok hukuki de konuşuyor. Hukuk eğitimi var galiba Yunan Cumhurbaşkanı'nın. Yasal olarak Avrupa hukuku ve genel hukuk bizim yanımızdadır. Ve bu konuda Almanya bizi duysun. Mahkemeye verecek Almanya'yı. Niçin? Efendim işte Naziler 200-300 kişiyi öldürmüşler 2. Dünya Savaşı'nda. Savaş şartlarında öyle şeyler oluyor. Yunan Cumhurbaşkanı bilmesi lazım. Bunlar da o zamanın görüntüleri. Gayet sefalet bir savaştı aslında. Yunanistan'ı gerçekten yerle bir etti ve sefaleti daha da korkunçlaştırdı. Bir de Alman maliyesi Yunanistan'da bulduğu bir kısım parayı almış. Onu istiyorlar. Ve şimdi bu hesap. Batık bakkalın eski defterleri karıştırması gibi. Almanya diyor ki biz bunu 1960'ta çözmüştük. 1960'ta mevcut hükümet olmadığı için, kimsenin de hafızası o kadar yereye gitmediği için o açık kaldı. Dolayısıyla onu unutmuş durumdalar. Almanya'da da Yunanistan'ın böyle bir meselesi var. Bu arada da Macron tatilini bitirirse Fransa Cumhurbaşkanı Eylül'ün ilk haftasında Yunanistan'a gidecek. Macron da Fransa olarak Yunanistan'ı kucaklamaya gidiyor. Merkel'den koruyabilir mi Macron? Bilemiyoruz. Geleneksel panda görüntümüzle. Çirkin panda, çirkin panda diyoruz. Pandalar alınıyor. Pandaların sevimli olanları daha fazla. Onların nükleer tehlike riski yok. Görüntüler nereden? Mumbai. Yok değil. Mumbai değil. Mumbai haberini vermedik. Şöyle. Tokyo. Tokyo. Tokyo Hayvanat Bahçesi'nin annesi panda yavrulamıştı. İlk yavruladıklarını da biliyoruz. Böyle bu kadar sevimli değiller. Tüyleri falan yok. Şimdi 60 gün sonra böyle işte sevimli hale geliyorlar. Ele avuca sığar hale geliyorlar. Anneyle oynar hale geliyorlar. Bu arada yürüyemiyor. Onu da söyleyelim. Yerde sürünüyor. Henüz emekleme noktasında. Sık görülen bir sahne değildir. Bebek pandanın emeklemekte olması. Ama bakım ihtimam gayet yolunda.
yediği bambu önünde, yemediği arkasında. Japon bilim adamları bakıyorlar. Kaç santim bel ölçüsü, bu ne kadar genişlerse o kadar iyi diye bakıyorlar. Yani kilo almış mı diye. Dilinin de bu arada katlanıyor olabilmesi. Herkes o katlanan dili yapamaz, onu biliyoruz da pandalar daha kolay yapıyorlar. Durum bu. Emekliyor, yürüyecek, sonra dev panda olacak. Tokyo'nun pandası. Tokyo'nun pandası dedik. Kore'nin pandası Tokyo'yu da tehdit ediyor nükleer menzilde, ama Tokyo'daki pandanın barış içinde devam etmesini diliyoruz. Hafta sonu pazartesi görüşeceğiz. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız.